firmalar cihazlarının hepsinin en iyisi olduğunu size anlatırlar. Gece sabaha kadar uyumamıştım. Ameliyata girdiğimizde kan tutmuştu beni. İşimin sevmediğim tarafı her hastanın canını acıtıyor olmak aslında. Bu adamın söylediği bir söz var. 1000 tane burun ameliyatından sonra ben burun ameliyatı yapmayı öğrendim diyor. 40 yaşına kadar benim açımdan biraz bilinçsiz bir yaşama, bilinçsiz beslenme şeklinde geçti. Hocam tekrar hoş geldiniz. Her pazar olduğu gibi bu pazarda yine sizlerle bir aradayız diyelim. Şimdi bugünkü sorularımız hem birazcık şahsi hem de yine hastalarımızın merak ettiği sorular. İlk sorumuzla başlayalım. Yeni çıkan bir takım ürünler oluyor, bir takım cihazlar oluyor ve siz bunları klinikte ya da ameliyathanede kullanıyorsunuz süreç içerisinde. Bunların bildiğim kadarıyla bir eğitim süreci oluyor doktorlara da. Fakat yine de bir tedirginlik olma ihtimali var mıdır diye merak ettik ilk kullanımda. Hem hastadan nasıl bir geliş olacağını bilmiyorsunuz çünkü. Evet. Hem de siz kullanırken ya kullandım ama acaba eskisini mi kullansaydım diye bir soru işareti oluyor mu? Bu tip kaygı ve endişelerle zaten eğitim almaya gittiğinde ya da eğitim için gelen kişilerle çok detaylı görüşmeler yapıyorsun. Alacağın cihazı ya da ürünü, kullanmaya başlayacağın ürünü en ince detaylarını, yayınlarını, bütün en ufak detayına kadar daha önce kullanmış insanların, referansların telefonla ya da bir şekilde yazılı olarak görüşüp bilgi alıyorsun. Ama ne olursa olsun yapacağın uygulamalar sonrasında hastalarının da bununla ilgili memnun kalmasını arzu ediyorsun. Benim bir dönem aldığım, daha doğrusu firmalar cihazlarının hepsinin en iyisi olduğunu size anlatırlar ve kullanım şekillerini de bir baştan size tarif ederler. Örneğin lazer almıştım. Bu lazerin kullanımında seans aralıklarının dövme silme lazeri bir ay olmasını öneriyorlardı. Ben de tabii onların önerileriyle düşük dozlarla hastalara uygulama yapıyorum. Bir ay sonra hasta geliyor. Hala reaksiyon orada devam ediyor. Onun dediği şekilde yaptıkça da yeterli sonuç alamıyorsun. Ben o süreyi 2 aya çıkardım. Sonra bunların hepsi tabii 1 yıl içinde oluşuyor. Sonra 3 aya çıkardım ve 3 ay arayla yaptığım seansların çok daha faydalı olduğunu gördüm. Bu tabii firmalardan aldığın geri dönüşlerle kendi tecrüben bir araya geldiğinde kullanım şekli, kullanım dozu, bu diğer botoks için de geçerli, disport için de geçerli, kullandığımız her türlü ürün için geçerli. O kullanıcı tecrübenin, senin yaşadığın tecrübeyi de hastaya yansıta uzun zaman içinde bunların eğitim, başkalarının deneyimlerinin katılmasıyla daha iyi sonuçlar elde etmeye çalışıyoruz. Her ürün yeni bir heyecan oluyor o yüzden. Yine tecrübeyle ilgili bir soru soracağız. İlk ameliyatınızda ne hissettiniz? Hatırlıyor musunuz? İlk asistanken yaptığım ameliyatı hatırlıyorum elbette. Gece sabaha kadar uyumamıştım. Ameliyata girdiğimizde kan tutmuştu beni. Ve bayağı bir kaygılandım, bayılıyordum neredeyse. Sonra tabii böyle bir durumla karşılaşmadık, alışıyorsunuz. Bunu gerçekten merak ediyoruz. Aslında sonlara saklayacaktım ama o kadar merak ediyorum ki en başta soracağım. Herhangi bir yerde çekilin ben doktorum dediniz mi hiç? Yok. Ben çünkü o bahsettiğin hikaye acil durumlarla alakalı. Bugüne kadar ben herhangi bir şeyle karşılaşmadım. O yüzden de doktor olduğumu ben doktora gittiğimde dahi söylemekten çekinirim. Çünkü karşımdaki insanın önce yapacağı işi yapmasını beklerim. Bana iş bırakmasını istemem. Ben hasta rolüne bürünürüm. Karşımdaki de doktor da doktor olarak bana tavsiyelerde bulunsun isterim. Kendi çocuğumu götürdüğümde de doktor olduğumu söylemem. Çünkü takip, kontrol her türlü durumda onun sorumluluğunu almasını isterim. Ben biliyor olsaydım kendi çocuğumu ben de o doktora getirmezdim. Yani ben hasta yakın olmayı, hasta olmayı, o doktorluğu karşıya bırakmayı daha uygun olduğunu düşünüyorum.